Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillah. İmam-ı Muhasibi'nin Risaletul Mustarşidin, doğru yol isteyenler için Risale eserlerini okuyalımız. Otken sefer biz takitlep ettik bir mananı. Yazvaldıya, kaç sözde o şey? Bilmeyen adam soruştan üyelmesin. Bilmeyen adam bilmeyenin soruştan üyelmesin. Kaçan geçe? Bilu o gün için. Bilmeydigan adam bilmagan narsasidan so'ralsa, bilmayman deyishda yo'lmas. Bu inshaalloh bir umr qoida bo'lsin. Agar johillar jim turganda, odamlar tin olardi deydi. Odamlar rohat olardi. Shu johillar ko'p gapirganidan bilmagan narsasini tashvish ko'payadi. Keyingi so'zda aytadilar-ki, "Wa'lam anna as-sabra min al-iymon" بمنزلة الرأس من الجسد فإذا قطع الرأس ذهب الجسد كله بلغنكي سبر إيمانجا نسبة باش تنجا نسبة قندي بوسى شنديدر أجر باش كسلسى جسد أولد سبر إيمانجا نسبة تنان باش يوخشيد يعني tanani sog'lom va tirik saqlash uchun nima kerak? Bosh kerak. Boshi uzilsa insonni, tanasida hayot qoladimi? Qolmaydi. Iymonda ham sabr shunday, bosh insonga qanday kerak bo'lsa, iymoniga sabr shunday kerak. Agar iymon sabr ketsa, iymon qolmaydi. Nima uchun unday deyaptilar? Sabr o'zi nima? Habsun nafsi ala ma takrah. Nafsini istemegen narsasiga undaş. Yoki ushlab turish. Nafsini istemegen narsasida ushlab turish. Masalan, ko'p o'qish yoqmaydi. Damog'ingiz keladi. Ko'p o'qishga majburlaysiz. Tushunarlimi? Sabr 3 xil bo'ladi. Toatda sabr, gunohdan sabr, musibatga sabr. Toatda sabr, ya'ni odam Qur'on o'qish uchun, ilm o'qish uchun, Qur'on yodlash uchun, bir tirishchilik qilib, oila boqish uchun, o'zi topgan pulni birovga berib yuborish uchun, hadiya qilib yoki sadaqa qilib. Bularga sabr kerak. Inson nafsini istamagan narsasiga undashi kerak. Agar shu bo'lmasa, sabr bo'lmasa, kishi iymonning bu amallarini qila olmaydi. Gunohdan to'xtashga ham sabr kerak. Harom narsadan tiyilishga birovni haqqidan qo'lini tiyishga, ko'zini tiyishga. Chunki birovni haqqini ko'rsa yegisi kelib ketadiganlar bor. Shunday odamlar bor. Boyni ko'rsa, shu bir narsa qilib shu yulib olsam deydi. Ochko'z, pastkash. O'sha nafsini ushlab turishga ham sabr kerak. Yoyinki odam o'rgangan gunohlar bo'ladi. Bir narsa chekishga o'rgangan bo'ladi. Bir narsani ko'rishga o'rgangan bo'ladi. Bir narsalarni gapirishga o'rgangan bo'ladi. G'ibat qilishga birovni haqorat qilishga, so'kinishga o'rgangan bo'ladi. O'sha gunohlardan to'xtalishga ham nima kerak? Sabr kerak. To'xtalguncha sabr qilish kerak. Aytadilar-ki, demak, sabr toatga sabr bo'ladi, gunohdan sabr bo'ladi, musibatga. Musibatga degan musibat nima? Insonning jonida, molida, yaqinlarida unga musibat yetish. Yaqinidan ajraydi inson, molidan talofat yetishi mümkün molida. Tanasida sog'ligida bo'lishi mumkin. Ana shu musibatlarga sabr qilish. Demak, sabr necha xil bo'lar ekan? Uch xil. Nimalarda? Ana shu nima uchun sabr? Iymonni boshi, iymon bir tani. Chunki sabr bo'lmasa inson ibodatni qilmaydi, natijada iymon ketadi. To Allohning aytganini qilmaydi. Chidamaydi-da. Alloh qaytargandan qaytmaydi. Yonki musibat kelsa, Alloh subhanahu va taologa qarshi turishga, shak qilishga o'tadi. Natijada sabrsizlik nimaga olib keladi? Iymonsizlikka olib keladi. Yo Alloh buyurganini qilmasdan iymonsizlikka qarab boradi, yo qaytarganini qilish bilan iymonsizlikka qarab boradi, yoinki sabr musibatga chidolmasligidan iymonsizlikka qarab boradi. Shuning uchun aytibdilarki, sabr iymonga nisbatan tanani boshiga o'xshaydi. Agar bosh ketsa, tana yashamaganda qa, sabr ketsa insonning iymoni
yaşay olmaydı. Şunun için demek sabrın tarifini ben nefis ki yokmagan narsaga nefsini undash. Şunun için siz eğer madem ki imanınız mükemmel buluşunu isteseyiz, madem ki kamul mumun buluşunu istesek biz istemegen narsalarımızga, nefsimiz kummegen narsalarga çidashimizga doğru kelir. Mumun şunda bilinir. Demek bundan biz sabrının muhimliğini bilemiz. Şimdi o şey sabrını sınırladığın misal ayettiler. فَإِذَا سَمِعْتَ كَلِمَةً تُغْضِبُكَ فِي عِرْضِكَ فَاعْفُ وَاصْفَحْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Eğer seni şaninge tegedigen, seni gazabına kıladigen, açığını keltiredigen bir sözünü işitsen buradan. Ne kıl? Keçir, otun kıl. Fa'fu, afu kıl. Asfah, otun kıl. Keçir var. Çünkü bu azimet talep, yani kişiden azm-u karar, katta bir kat'iyet talep kıladigen işlerden. Kat'iyet talep kıladigen işlerini beceriş peygamberlerine ahlakı bulur. Bu yapını kayda aldılar bu kişi. Bu kişi Lukman-ı Hakim'i sözlerden aldılar Kur'an-ı Kerim'deki ayıklılığın. O kişi perzendige nasihat kılıp etkiler ki أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور إي أغلتم نمازنا تكس أداقل معروف يعني يحشي إشكا يحشي لك بير منكر يمان إشتن قيتر ve özünge yetedigen derselerge, özünge yetken musibetlerge sabır kıl. Bu, ana şunda azimet, kat'iyet talep kıladigen işlerdendir. Bu arada, Lukman-ı Hakim oğulları yıkayan nasihatlerde, üçte nasihat ettiler, törüncüsü de sabırge buyurdular. Birincisi namazge buyurdular. Namazını töküs ada kıl. Namazını töküs ada kılışke sabır gerek. Talat töküs kılış gerek. Kalbini Allah Subhanahu ve Taala'dan başka nesneden hali kıp durup kıbleye karış, kıbleye yüzleniş gerek. Çünkü sabır gerek. Şaşmasından iltica bilen okuş gerek. Ve uz vakti de ada kılış gerek. Daim ham kuleye kemeydi. Bunda sabır gerek. Ma'rufke buyur, yakşilikke buyur dediler. Ma'ruf degeni, ürüfteki nersa degeni, tanış degeni. Nime uçun tanış deyip ayetlilerdi, biz onu yakşilik deyip tercüme kılamız. Dese, ayetledi ki, insanın fitretine, asıl ruhuna yakşılık tanış buladı. Çünkü o, tevhidde fitret oğlan buladı. Allah'ın emrine tezkere derseler, onunla ne tanış buladı, aslı. Fakat bizi, ailevi terbiyemiz, cemiyetteki terbiyemiz, kılgen işlerimiz, uzgartır buladı. Ve neticede bizge, ma'ruf münker bulup, münker ma'ruf bulup görünüşü mümkün. Ma'ruf, aslında ruhumuzga tanıştırırsa bizge begon olup kalır. Sacda kılış begon olup kalır. Halal kasb bilen kifayelenmiş begon olup kalır. Münker ma'ruf kaynanıp kalır. Yani günah kılış adı iyileşip kalır. İnsanın yakımlı yapıp kalır. Kan yakılıp bundan iyileşip mümkün değil derecede gönüküp kalır. Bir onun hakkını işke, bir onu aldaşke, ya ki birovga xiyonat qilishga va hokazo turli illatlarga. Ana shu ma'ruf ma'ruf bo'yicha, munkar munkar bo'yicha qolish uchun nima qilish kerak desa, kimlardir ma'rufga buyurib, munkardan qaytarib, ma'ruf bilan munkarni odamlarga tushuntirib turish kerak. Mana yaxshi narsa, mana yomon narsa. Hamma yaxshilik fitratga mos bo'lgani uchun, Alloh buyurgan hamma narsalar fitratga mos, fitratga tanish bo'lgani uchun ularni ma'ruf deyiladi. Allah qaytargan ki nima bo'lsa u fitratga insonning asli tabiati yo ruhiyatiga asli ziyon va unga notanish bo'lgani uchun ularni munkar notanish deb nomlangan. Ammo vaqt kelib inson gunohga ko'niksa munkar unga ma'rufda ham bo'lib qoladi, ma'ruf munkarda ham. Namoz o'qish qiyin bo'lib qoladi, gunoh qilish oson bo'lib qoladi. Holbuki asl ruhida inson ruhidagi tabiat asli tabiat aksincha bo'lish kerak. Lekin turli tushunchalar, tarbiyalar türlüce tesirler taşkı. İnsanın fıtratını şuna buzuk koyar, tabiatın.
Ben az görüp durupmuz, bazı bir şuna kadar dinsiz cemiyetlerde o da buzu halat ki keyin. İnsanın hayatı. İrkiye bile irkiye nikahlarına diyen dereceye bargen. Yani ki halal haram parkıya barmıydı. Onası bile hem turmuş kurulur, demarası bile hem turmuş kurulur. Halal haram parkıya barmıydı. Üçüne kanki bir rezil, peskeş, hayvanga ham ağır bol ediyen halat ki insaniyet kip kalıyor bazı kavimler. Nemeden? Fitreti buzulgenden, tabiyeti buzulgenden. Nemeden? Çünkü amr-ı maruf nahi münker yok. Yakşilikke buyur, yomaliden kaytarışı yok. Adamlar ki istesip duruş gerek. Yakşilik bu, yomallik bu deyip ki tabi ki başkalar yomallikini yakşilik, yakşilikini yomallik kılıp oturup koymaz. Her kim özün aklı uğradı. Oğruyam, ya biz dedi, hemme uhlayken peyitte keçeleri uhlamazsa mehnet kılıp pul topamız dedi. Oğruyam özün aklı uğradı. Kisavuram özün aklı uğradı. Min çekene hatar bilmem çünkü tek kesemem mi dedi. Düşündünüz mü? Buranın hakkını yiyekkenem ha indi şuna kımasa bu medde hazır ki zaman deyip yiyor et. Neticede dünyada adalet kalmaydı. Ve insaniyet halaketke karıp gitmez. Ama dünyada adalet duruşu için yakşı yakşılığı boyu, yaman yamanlığı boyu duruş gerek. Tarazını almıştırması gerek ki meyyarlar almıştırsa buzuladı hayat. İnsanın hayatı olmaydı ki ormanın hayatı olmadı. Şunun için bu kişi Lukman-ı Hakim şu Amr-ı Maruf Nahi Münker gibi yürüdüler de arkasından ne dedi? Vasbir alama asab. Özün gete digen musibet, gete digen derselerde sabır kıl. Çünkü sen Amr-ı Maruf Nahi Münker kılarken sen elbette senge ne madur zarar, yani ki bir aziyet yetişi var. Kimdir nasihat kıma menge dedi? Kimdir gapiye not or talkın kıladı? Kimdir semile alışadı? O hakkızı. Şimdi oşende, oşa Amr-ı Maruf Nahi Münker'den kelgen musibetke sabır kıl. Neme gel dese, bana bu işler, bana şunlarsa, bana şun diye buluş. Amr-ı Maruf Nahi Münker kul namazda ada kılıp, ve sabır kılışlık, inne zâlike min azmil umur. İşlerinin en katiyet talep kıladığı, azimet talep kıladığı, mürekkep kıyın işlerdendir. Peygamberlerinin sıfatı bu. Peygamberler özlerinin cemiyetlerinde daim şun diye bugünler, islah gelirler. Adamların özünü hakşıya koyup verirseniz, bazı adamlar bir de vadiyini yevar gizkip gider, bir de memleketi yevar gizkip gider. Nefs doymaydı. Bazı adamlar, bu gel mesela Cengiz Han'a koşuyken, bir de milleti kırvar gizkip gider. İnsan nefsiye koyadigen olsa, insan yeryüzünü zulmetke dolur var. Şunun için meyyar gerek ki, bana o yakşı bu yaman, o bana şunlar sana tanımsız okutup duruş gerek. Bu yani hemen kursatadı bizge. Bu iş kıyırlığını kursatadı. Onun için bu kişi Amr-ı Maruf Nahi Münker'de etmeyebilirler. Bu kişi o şu ayetten iktibas kılı yaptı. Bu kişi etmek şu gani. Sabırge azim gerek. Bir o sözü hakaret kılsa adı deyse badi deyip sökerdiyen bu siz. Badi deyse adı deyip sökerdiyen bu siz. O bilen tek bulas. Üyet söz bilen söksa sizden üyet söz bilen cevap getirsiz. Hakaret kılsa sizden hakaret kılıyen bu siz. İkileriniz bir hırsız. O yaman deyişki hakkınız yok. Sizden bir hır bulas. Ne kılış gerek? Ötün kuvarış gerek. Kulak sanması gerek. Ya ki başka yol bilen deyip koyuş gerek. O bilen tenginleşmezden. Aslı sözü sökerdiğen buluşu yol koyması gerek. İmkan bu. Lekin insan babi cürat kılıp söküşü mümkün. Sökken fayette sükut kılas itibarsız kaldırız. Lekin onu zulümden toktatış için kazıge şikayet kısa olaydı. Kazı onun adabını verir. Yani sud hazır git. Tilda aytganda. Bizi eski fiqh kitoblarimizda masalan birov birovni bid'atchi desa, haqiqatda bid'atchi bo'lmasa 20 darra uriladi. O'sha gapni aytgani uchun. Hozir endi o'shunaqa bir odamlarni og'ziga tizgini yo'q, xohlaganini aytib, xohlaganini so'kib yotibdi. Xususan virtual oldi. Tashqarida ko'rsangiz odamga o'xshab, musulmonga o'xshab chiroyli suratni ko'rish mumkin. Lekin o'sha virtualga kirgan paytida ijtimoiy tarmoqlarda aslı başarısını açadı. Bir kişi buranın hakaret kılı yaptı, buranın sökü yaptı mı? O aslı kalbinde onun kirlik var. Aslı içi necaset. Fakat o taşkarıda o zaman yapıp duruyen böyle. Ki peylik hep koyan payeti de, asabı kuzuyan payeti de aslı çihilesi açıladı. Buranın sökü varıp durup, hakaret varıp durup, sökü vardım da, deyip uzunu akılıp koysa hata kılar. Çünkü o şu sözünü üyet sözünü, fahş sözünü, yani ki bir hakaretine çıkışının özü
onu kalbide o şunlar sormasa çıkmaydı. Şunu özü onu kalbi kirliliğini bildirir. Özünü her kança yapmaman deyip okulasın, sözü ona aksini ispatlıydı. Ama aslı kalbide kirlilik yok adam ki. O özü özüne hakaret sözünü ayet olmaydı. Özü özüden buraya üyet söz, fahş söz bilen hitap kılmaydı. Kimi ki o sözlerini ayet yaptı mı? Demek o adamda özü aslı içinde kirlilik var. Üçüncü sizi biraz şahinizde teyse, o bilen tek olmayın. Belki ötüm kıpkı olayım. Bu, ne için ayet yaptılar bunu? Sabirge misal sıfatı ayet yaptılar. Kişi kamul mumun buluşu için sabır gereği mi? Sabır izlesine mahşum mısınız? Ben üç üçtesini hep göreyim. Zeynul Abidin, Ali ibn Hüseyin, rahmetullahi aleyh, Hazreti Ali'nin nebileleri. Bir kişi gelip o kişinin hakaret kapattı. Sen o ne kasan, sen bu ne kasan, sen o sen, sen bu sen. Dese o kişi eşitip durdular gapını ahır geçti. Eşit bugünden ki, birader, beni şunçeli tanıganınca rahmet. Şunçeli sıfatlarımı belirken sen, şunge rahmet. Ama sen, beni yana ham tanımarken sen, sen bilmegen yana yaman sıfatlarım var mıydı? Lekin şunçeli tanıganınca ham, ben senge teşekkür bildiremen deyip, İğnedeki çapanını geçip giydirip, yanındaki hamyonunu tutkuzganı gelir. Senge hediyem. Ben üçüncü el iteni geldim üçüncü üçüncü senge hediye. Haliki adam hıcalat bu kadar uçup, tonunu giyip, eşhedü enneke veledü Resulillah, güvalik veremen ki, sen Resulullah'ın evladından sen deyin. Çünkü Resulullah'ın bu ahlak Resulullah'ın ahlakları. Ben şu sünnet böyledi. Az iki yerini söküp, o işte dinini himayakılı yapan deyip, her kim hakaret kıl edenler var, ahli ilimler niye? Tuhmet kıl edenler var. Bu kişiler kalbi Müslüman bulmayan hali, kalbine iman oynamayan, nefsi Müslüman bulmayan adamlar. Kalbine iman kirse kişinin, onu da bulamaydı. Kalbine iman tolsa kişi, ona kanki paskeş, ona kanki rezil bulamaydı. Hakaret söz etmeydi. Çünkü Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı her kança kişiler hakaret kıyan payette, birer madde, birer kişi tuhmet kıyan mılar? Yok. Kur'an-ı Kerim'de o şey Resulullah'a ayetilgen sözler kilitirirler. Ve sirette hem okuyuz. Ne madde bir cevap kayıtlar gelirler? Adı deyse bade degen mılar? Yok. Ve a'rid anil müşrikin. Müşriklerden yüzüğünü ögür koyuyor. Yüzüğünü ögür degeni, onlar bile gepleşme degeni miyiz? Onların hoşuna kanki sözlerine itibarsız kaldır. Lekin davet tohtamaydı o buna. Müşriklerden yüzüğünü ögür degeni kayıtıp davet kılma degeni miyiz? Onların kılmışlardan yüzüğünü ögür. Lekin davet tohtamaydı. Yani onların yakışıklıkla çakır uğradılar. Ana şu peygamberlerin ahlak. Ama sünnetke ergeçemen deyip dava kılıp, hala onu hakaret kılıp, hala onu kemsizler diyen adamlar, onlar sünnetke hılaf, sünnetke muvafıkman deyip özünü özü aldayken adamlar. Sünnet, hakiki sünnet Resulullah'ın şahsiyetleri de görünmedi aleyhissalatü vesselam. Kur'an-ı Kerim'de hem fa'fu anhum vasfah. Keçir var indi gen. Ve lekad na'lemu enneke yadiku saduluke bime yakulun. Onlar ne ateyken yapıdan sizi kalbi sıkılışını bilen mis? Cevabı gene ne kılış gerek? Fesebbih bihamdu Rabbi. Rabbizge hamd etip tesbih etin. Size miyasab koyunmez. Ve kum mine secidin. Secde kılıçlardan bulin. Ve abudu Rabbi. Rabbinizge ibadet kılın. Ta sizge yakın. Ölüm ki günçü. Raddiye veriş mümkün. Fikirge fikir. Diyelik o şey bir natoğru yapken natoğru digini ispatlaş. Bu mümkün miyim ola? Lekin hakaret kılış bilenmez. Sökünüş bilenmez. Demek bana bu bizi Müslümanların ahlakı buluş gerek. Eğer sen bravo senge tiltek ister ama kıyın otun kukka gel. Ali ibn Hüseyin gokşap. Ana şu Resulullah'ın ahlakları. Çünkü Hazreti Umar etken ekeller ki قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من خاف الله لم يشفي غيظه. Kim Allah'dan korksa alemini almaydı. Burada alemiz korku etip alemizi alemende virüs mü? Allah'dan korku kem, ya ki yok. Hazreti Umar de yapın kanın. Kim Allah'dan korksa لم يشفي غيظه. Gayz deyip açığına ait dedi. Açığını kandırış şunu etipler. Yaşbi, lem yaşbi deyip. Yani kişi açığını kandırışı, yani açığını basışı, buradan alemini alıp. Biz dilimiz etken de alemini alıştı bu. Kimi ki Allah'dan korksa,
alamini olmaydi birovdan. O'chini olmaydi. O'ta katta qoida, shuni bilib olinglar. Ichingizda alam qolib ketsa, sabr qiling, Alloh sizni aziz qiladi. Qolib ketaveramanmi demang, qolaveringda, Alloh sizni aziz qiladi. O'sha haqorat qilgandan Alloh sizni g'olib, albatta g'olib qiladi. Rasululloh qasam ichib aytganlar buni. Kimki zulm qilinsa unga va sabr qilsa, Alloh uni albatta aziz qiladi deganlar qasam ichib. Biroq sizga aziyat berdimi? Sabr qiling, albatta Alloh sizni undan aziz qiladi, albatta. Sizni izzatingizni ziyoda qiladi. Unaqa haqorat qiladigan pastkash odamlar o'zi bilan og'ir bo'lib ketadi keyin. Undan g'am chekmang. Ular u tabiatdagi kir odamlar, ularni tilidan na payg'ambar soqqoya, na Alloh. Shunday qalb egalari agar iymoni bo'lsa, Allohga rasuliga otmaydi toshni, lekin o'sha kirlik odamlarga nisbatan chiqadi. Lekin o'sha kirlik, o'sha tabiat bilan, o'sha axloq bilan iymon yo'q bo'lsa, Allohu rasuliga ham o'tadi. Lekin u kirlik, o'sha axloq, yomon axloq baribir chiqadi. Zohir musulmon bo'lsa ham, musulmonga nisbatan haqorat bo'lib bo'lsa ham chiqadi. Ana shu narsani kimiki o'zida davolasa va shunday odamga ro'para kelganda sabr qilsa, mana bu odam payg'ambarlarni axloqi bilan xulqlangan bo'ladi. Va man ittaqahu lam yasna' ma yurid. Endi siz qolib ketaveramanmi, istaganimni qila olmasdan deysiz-da. Achchig'ingiz kelib, bosib olgingiz kelib ketadi-yu. Bitta so'ksa, kamida 3 ta so'kish bilan chiqarasiz javobini. To'g'rimi? Bitta haqorat qilsa, masalan deylik, sen ilmsizsan desa, u siz endi uyoqqa olib ketasiz qo'yadi. Johirsan, bidatchisan, usan bo'lsan, yoki bitta birovni otasidan kelsa, u onasi, buvisi, kata bo'lsa, undan nariga o'tib ketadi. Bitta so'kishga bitta so'kish ham qaytarmaydi. Bosib yuboradi. Shu nafsni g'alayonish. Istaganini qilish. Endi siz u kishi aytayaptilarki, Hazrat Umar, kim Allohdan qo'rqsa alamini olmaydi desa, savol tug'iladiki, alamim ichimda qolib ketaveradimi? Nimaga xohlaganimni qila olmayman desa, aytayaptilarki, kim Allohga taqvo qilsa, istaganini qilmaydi. Istaganki narsasini qilib, tiliga kelganki gapni aytadigan odam Allohdan qo'rqmaydigan odam bo'ladi. Bu aniq. Taqvoli bo'lib ko'rsatsin o'zini suratida, har qancha sunnatga muvofiqman deb o'zini yasasin u. Har qancha og'zidan oyat karima, Qur'on hadis chiqsin, baribir kimiki istaganini qiladigan bo'lsa, nafsi nimani istasa shuni qiladigan bo'lsa, u odam bilinki Allohdan taqvo qilmaydi, Allohga taqvo qilmaydi. Allohdan qo'rqmaydi. Aytadilarki, "Va law la yawmul qiyamati lakana ghayra ma turid ma tarawun." Agar qiyomat kuni bo'lmaganda sizlar ko'rib turganidan boshqa hol bo'lar edi dedilar. Buni qanday tushunamiz? Qiyomat kuni bo'lmaganda sizlar ko'rib turganidan boshqa hol bo'lar edi deganini biz tushunishimiz mumkin. Masalan, agar qiyomat bo'lmaganda edi, odamlar qiyomatdan qo'rqmaganda edi, chunki bu musulmon jamiyatiga qarab aytayotgan bo'ladi. Hozir sizlar ko'rayotgandan ko'ra yomon bo'lib ketardi. Qiyomatdan bo'lgan qo'rquv, qiyomatdan bo'lgan, Allohdan bo'lgan qo'rquv odamlarni shunchalik salohiyatga tushib turibdi. Sizlar masalan gunohni ko'rasizlar, gohida zulmni ko'rasizlar, jabrni ko'rasizlar, odamlar bir-birini haqqini yeganini ko'rasizlar. Shu qanchadir qo'rquv borligidan. Qo'rquv qancha bo'lsa shuncha. Agar o'sha qo'rquv bo'lmasa, qiyomat bo'lmasa bundan ham battar bo'lar edi. Demoqchi bo'lish mumkin. Ikkinchi ma'nosi qiyomat bo'lganda sizlar ko'rgandan boshqa bo'lar edi degani, Alloh taolo agar bandalarini jazo mukofotini asosan qiyomatga olib qo'yadigan bo'lmaganda, qilganki xatosiga dunyoni o'zida javob beradigan bo'lganda, sizlar ko'rib turgan odamlar yo'qib ketgan bo'lardi. Sizlar ko'rib turgan ishlar bo'lmayotgan bo'lardi. Chunki og'zidan chiqishi bilan qars etib azob kelsa, darrov to'xtaydi. Alloh qo'yib beryapti. Shuning uchun odamlar shu xatoni qila olmayapti yoki azob birovga masalan jabr qila olmayapti yoki boshqa ish qilyapti. Alloh qo'yib beryapti. Toyinki hisobini oxiratga qo'ygani uchun. Yana bitta uchinchi ma'noni tushunishimiz mumkinki, agar qiyomat bo'lmaganda sizlar ko'rib turgandan boshqa bo'lardi degani, agar Alloh taolo qiyomatni yaratadigan bo'lmaganda, qiyomat bo'ladigan bo'lmaganda Alloh bu dunyoni to'la adolatli qilib qo'yardi. Biroq-biroqga jabr qilmasdi. Oxirat shunaqa qiyomatda inshaalloh. Hech kim la tudlamu nafsun shay'a. Biror kishiga zulm qilinmaydi. La yasma'una fiha lagwan wala kizzaba.
Yolg'onni ham eshitmaydilar jannatda. Lag'uni ham eshitmaydilar. Shunaqangi pok hayot bo'ladi. Agar Alloh taolo qiyomatni, oxirat kunini yaratadigan bo'lmaganda dunyo narsa qilib qo'ygan bo'lardi. Sizlar ko'rgandan boshqa hayot bo'lardi. Lekin sizlar ko'rib turgan mana bu jabrga to'lgan, musibatga to'lgan dunyo nimaga bunaqa? Nimaga bu dunyo adolatsiz desanglar, chunki qiyomat bor. O'shaning hisobi bilan bu dunyo boshqarilyapti. Bu sinov dunyosi. Rohat va hamma natijani olinadigan dunyo emas bu. Demoqchi bo'ladilar. Tushundingizmi? Demak, Hazrat Umarning gaplari qisqa aytadigan bo'lsak, kimiki Allohdan qo'rqsa, alamini olmaydi birovdan. Kimiki Allohga taqvo qilsa, istaganini qilavermaydi. Mana shu qoida. Shuni yaxshi bilib olamiz. Tushundingizmi? Hazrat Umarning gaplari. Suyon ibn Husayn vositiy aytadilarki, Yas ibn Muaviyaning yonlarida Muzani, u kishi Basraning qozisi, bir odamni g'ibat qildim, yomonlik bilan zikr qildim. Bir odamni zikr qildim, tilga oldim, yomonlik bilan, u odam xafa bo'ladigan gap bilan. Shunda u kishi Yas ibn Muaviya menga qarab, ya'ni Suyon ibn Husaynga qarab, "Sen Rumga g'azot qilganmisan, jang qilganmisan Rumga? Bu vaqtda endi Rum imperiyasi bor. Qaysidir ma'noda, qaysidir davlat qo'yaman, masalan, Istanbullar Rumni ostida o'lgan shu paytda." "Yo'q" dedim. U kishi "Sindu, Hindu, Turkni chi?" dedilar. "Sin" deb Pokiston yerlarini aytishgan hozirgi. "Hind" deb Hind qit'asini aytiladi. Va "Turk" deb u vaqtda musulmon bo'lmagan turk xalqlarini aytishgan. O'shalarga qarab g'azot qildingmi desa "Yo'q" dedi. Desam u aytdiki, "Seni zarbangdan, sendan Rumu, Hindu, Sindu, Turk omon qolib, bir musulmon birodaring omon qolmadimi senda?" deb aytdi. Shu bo'yi qaytib biror kishini yomonlik bilan zikr qiladigan bo'lmadim dedilar. Mana bu odam haqiqiy islomiy tarbiya ko'rgan odam bo'ladi. Keyin aytadilarki, "Varoi hammak washtagil bi islohi nafsika an aybi g'ayrik." Ro'yi hammak, ya'ni nimani o'ylab, nimani tashvish qilayotganingni rioya qil. Ya'ni sen nimani istayapsan, nimaga qasd qilyapsan, nimaga intilyapsan, shu narsalarning rioyasini qil. O'rgan ya'ni. Washtagil bi islohi nafsika an aybi g'ayrik. Boshqani aybini qo'yib, o'zingni tuzatish bilan og'ir. Mana shu eng to'g'ri yo'l. Sunnatning yo'li shu. Oldin o'zingizni isloh qiling, keyin birovni isloh qiling. O'zingizni islohingiz bilan band bo'lgan holda birovni isloh qiling. Ammo o'zingizni islohingizni tashlab qo'yib, faqat birovlar bilan ishlayman demang. Unda o'zingizdan buzilasiz, birovni ham buzasiz. Hadis sharifda keladiki, kimiki o'zini isloh qilsa, Alloh u bilan uni atrofidagilarni isloh qiladi deganlar. Shuning uchun Jaloliddin Rumiy aytadilarki, "Men zakovatli edim. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ldim. Bugun hikmatliman, o'zimni o'zgartiryapman." Zakovatli edim, ya'ni jamiyatdagi o'sha xatolarni, yomonliklarni, gunohlarni ko'rardim. Shularni o'zgartirmoqchi bo'lardim, butun dunyoni. Aqlim yetardi, nima to'g'ri, nima noto'g'ri. Endi zakovat yetyapti. Xo'p, shu odam o'zgartirmoqchi bo'layotgani to'g'rimi? Anglashi zakovati anglayapti, to'g'ri. Lekin dunyoni o'zgartirma, zakovatli edim, anglayapman xatolarni. Dunyoni o'zgartirmoqchi bo'ldim. O'zgartirmoqchi bo'lish to'g'rimi? U kishini holatda to'g'ri emas bo'lgan shu paytda. Chunki zakovatni o'zi yetmaydi. Haqni haqligini, nohaqni nohaqligini bilishingiz o'zi nohaqni bartaraf qilib, haqni tiklashga yetmaydi. Bilishni o'zi. Mana dunyoda bo'layotgan o'sha noto'g'ri ishlarni bilmaydi deysizmi? Hamma biladi deyarli. Lekin to'g'rilashga, isloh qilishga bilish yetmaydi. Endi hikmatliman, o'zimni to'g'rilayapman, o'zimni o'zgartiryapman. Nima uchun u gap aytganlar? Chunki hikmat degani har bir ishni joyiga qo'yib qilish. Hikmat nima? Hikmat ilmi bitta turib oladi. Bilgan narsangizni joyida tatbiq qila olsangiz hikmat bo'ladi. Hikmat nima? Har bir ishni joyiga qo'yib qilish, ilmni joyiga tatbiq qilish.
Sünnetini biliriz. Kandiy tatbik kılıçtı bilirsiniz gerek. Adaletini biliriz. Kandiy tatbik kılıçtı bilirsiniz gerek. Ezgülükünü görürsünüz. Kandiy tatbik kılıçtı bilirsiniz gerek. Yomonlikni qanday bartaraf, yomonlikni ko'ryapsiz, qanday bartaraf qilishni bilishingiz kerak. Endi uni siz boshqalarda tatbiq qilishdan oldin o'zingizda qilishingiz kerak oldin. Oldin o'zingizda qilsangiz siz to'g'ri yo'nalish olgan bo'lasiz, chunki siz oldin o'zingizni isloq qilib, keyin birovga o'sha islohni taqdim qilayotgan bo'lasiz. Bo'lmasa siz birovni isloq qila olmaysiz. O'shuning uchun birovni İslah kılıçdan adam özünü islah kılıç kıyın olsun. Özü bilen, nefsi bilen köreşip, istemeyen derselerine undep, Allah'a buysundur varış, insan özünü nefsini kıyın dersin. İlla Allah asan kıyınlarına asan böyle. Şunu kıvagen adam, kim bir oge yapırsa böyle, kim bir oge islah kılıç. Ve o köredi kıyın. Hakikaten özü de sinegenden kıyın. Köredi başkalarının kendi islah kılıç mümkün. Şunun için Allah Ta'ala bazı mürebbi kişilerini yetiştirişte, hata qilishiga qo'yib beradi. Toki xato qilsin, keyin o'shini o'zi to'g'rilasin. Toki boshqa xatokor bandalarini to'g'rilashga unda malaka hosil bo'lsin. Umuman xato qilmagan sof odam bo'lsa, Allohning vahiyasi bilan, ilhomi bilan gina bo'lishi mumkin. Bo'lmasa o'zi tajriba bilan qila olmaydi. Boshqani isloh. Ammo tajriba bilan qilishi uchun o'zini xato qilishiga Alloh taolo qo'yib beradi ba'zi bandalar. Keyin o'sha xatosini to'g'rilab, o'zini isloh qilgandan keyin o'ziga o'xshaganlarni atrofida isloq qilishga unda malaka hosil bo'ladi. Biz kim birovni qor qila oladi? O'zi qor bo'lish kerak uning uchun. O'z umrida bir bor yotlamagan odam ikkinchi odamni qor qila oladi? Yo'q. Chunki u har tanishni o'zi yetmaydi. O'qishni bilishni o'zi yetmaydi. U Qur'onni yodlab, o'sha yo'lni bosib o'tgan bo'lish kerak. Orada kallasiga kirmay qo'ya vaqtlar bo'ladi. Yodlayman desa yodlamagan paytlari bo'ladi. Yodlagan narsalar unutilib ketgan paytlar bo'ladi. Sarok qilsa ham kirmay qoladigan paytlar bo'ladi. Osongina yodlanib qo'ygan paytlar bo'ladi. Maydalab yodlasa osonroq, jamlayman desa qiynalgan joylar bo'ladi. Endi tiklasa hifzni talaffuzi pand berayotgan bo'ladi. Talaffuzini tiklasa hifzi qochib ketayotgan bo'ladi. Hifzini talaffuzini tiklasa tomoq og'rib qoladi. Tajvid bilan o'qigani uchun vaqt kelsa. Ko'rasizmi, shu narsalarni bosib o'tish kerak. Ke haligi odam hafiz Qur'on. Endi hafiz Qur'on bo'lib, Qur'on butun bo'ldi desa, bir yildan keyin qarasa yo'q qo'ygan bo'ladi. Demak, u haligini joylashtirish kerak bo'ladi aqli botinga. Mustahkam qilish kerak bo'ladi. Yodladim deb o'ylab kelib, ustoziga o'qib bersa, top etib kelmay qoladi. Ustoziga o'qib berib, yaxshi bo'ldi deb namozga quloq qoqib, Allohu akbar desa, yo'qib qoladi. Mana shu bosqichlarni bosib o'tish kerak u. Keyin ikkinchi odamni tarbiya qiladi. Unga keyin bosh og'rib qo'ygan paytda uka uxlab olgan. Pishmayotgan paytda 30 ta sana qilib qo'ygin. Esdan chiqib qolsa 50 ta yoddan o'qib qo'ygin. Jamlanmayotgan bo'lsa bo'lib turib keyin ertasiga jamlagin. 3 kun o'qib bera olmasa 1 kun oldin tayyorlab qo'ygin. Tahsir qilib qo'ygin. Va hokazo tavsiya bera oladi, keyin birovni qori qila oladi. Bo'lmasa ko'lay o'tiraveradi. Mashinani o'qish kerak deb. Amma boriga o'zi amma biladi xolos. Yoki uni ham bilmaydi. O'shanaqa odamlar bor, hozir o'zi Qur'onni 3dan 1ini tugatgan emas, yo 4 pora, 3 pora, 5 pora o'qib olgan. Chala chulpa. Birovni bolasini qori qilaman deb da'vo qiladi. Nari borsa o'ziga o'xshagan chala odamni chiqaradi. Mana ko'ryapsizmi, bitta oddiy qori bo'lish uchun, oddiy boshqa tabib bo'lish uchun, masalan. 1000 ta kitob o'qing, kasal bilan shug'ullanmasangiz davolanmaysiz. Qo'lingizdan shogird chiqmaydi. Demak, bu tabobat masalan insonning tanasini tarbiyalasa, din axloqni, insonning qalbini, botinini tarbiyalaydi. Uni ham inson o'zi bosib o'tish kerak. Men aytadiyu, tabib emas, boshidan o'tgan tabib deydi. Boshidan o'tsa, ana u odam keyin boshqani oson davolay oladi. Biz bir og'aynimiz bor, men covid bo'lganda menga tavsiyalar berib davolagan edi. Shu odam o'zi coviddan chiqqan. Covid bo'lib, o'zi doktor. Atrofidagilar buni umidini uzib qo'yishgan. Qaytishidan behushlikka tushib, apparatlarga tushib, keyin Alloh shifo berib yaxshi bo'lib ketib, juda ko'pchilikni davolavordi. O'sha bitta retsept qildi, o'sha bilan davolavordi. O'zi bosib o'tgani uchun kimga muolaja qilgan bo'lsa, hammaga foyda qildi. Ana shunday bo'ladi. Shuning uchun o'zingni isloh qil, deyaptilar. Shu qadar o'zing bilan band bo'lki, birovni aybini ko'rishga oshinma. An aybi g'oyrik degani shu. Mana shu gapga haligi Sufyon ibn Husaynni
ki askerledi ki senden Rum kurtulup, Hint kurtulup, Sint kurtulup, Müslüman kurtulamadı mı yani? Bunu onu evvel ben duymasından o ziyanını üstüne kısın için geldi de o. Şunun için hadis-i şerifte geldi ki, Tuğba limen şagala, aybuhu, şagalahu aybuhu an uyubin nes. Kim ne ki uzuna aybı, başkalarına aybını isteşten çalgıtken bulsa, uzuna aybı bilen şugullanış, onu bent kılıp, başkana aybını görüşke aşınmaya koyan bulsa, o şu adamın tuğba bulsun. Ne kadar yakşı, ya ki cennet bulsun diye. Demek ki kılış gerek, ben de uzun istek kılış gerek. Yalnız bir adamla işiniz olmasın. Böyle ya mani yedik olsaydı kaytarın, kaytarmıyor muyuz? Lekin o yüzü terk kılınmaz, o yüzü istek kılış bilen bir gün. Birinci olan adam uzun istek kılış gerek. Şunda kişi başkalarını istek kısa hakkı var. Şunindeki adam uzun yakşılıklı kımayken bu saham ya maliyetine kaytmayken bu saham kaytarış vacib olur. Allah edemel o, vacib olur. Lekin şunga adetlengen adam azabı ağır olur. Cennetke bazı kişiler kiredi dedim. Bir ahli ilim mi yayın ki bir salih adamı, salih emez bir davetçinin davetini eşitip kiredi cennetke dedi. Kirse onu aslında o şey yakışlıkke buyurgen, ıslah kılgen adam, ya ki ıslahıge sebep bugen adam, ozu yok buladı. Kan o adam dese, oğuz dozakta dedi. Ya biz o şunu yapını kılıp cennete girgemiz olduysa, o ayetleri duyuyor amal kılmazdı dedi. Bu endi, kim sadır olur diyelimiz. O adamdan mesela bitti iki adam tahsirlenip kalışı mümkün. Asli hidayet yazıl gelirler. Asli hidayet isteyek gelirler. O adamlar şeytanlar hem, şeytanın yapıdan hem hidayet tapu olur. Lekin adamlarını aslı kalbini ıslah kılıp, onlarını terbiye kılış için insan özü ıslah tapken, özü terbiye tapken buluş gerekir. Peygamberlerinin sünneti şu. Çünkü dediler ki, özünü düzeltiş bilen avar olur. Özünü düzeltiş kanı kolay tahsirler. Köz yüzü günahdan tiyas. Kulağı yüzü günahdan tiyas. Tili yüzü günahdan ve bihuda neserlerden tiyas. Uzun ıslah kılış ne oluyor? İslah kılış diyeni bu. Çırali kiyinişmez. Azalarınızı günahdan ve bihuda neserlerden tohtatız. Örneğe elbette bekar kalmayız. O şey azalarını hayırlı işle bilen bent kılız. Tilini zikir bilen, Kur'an bilen, yaşlı sözler bilen. Tenenizi bırakı yardan veriş, bırakı hizmetini kılış, ya ki namaz okuş, ibadet kılış bilen. Tilinizin zikir bilen, ya ki adamlarla yaxşı söz etiş bilen. Mene şu, islah bilen. Kalbinizde birer kişiye nispeten gaşlik kalmasligi bilen. Birer kişiye nispeten hasat kalmasligi bilen. Utken bolsun, trik bolsun, katta olsun, kişi bolsun. Hiç kimge hasat kılmaysiz. Kimge ki hasat iz bolsa, o şey hasat kılıyken adamınızı hakkıya dua kılasız. Kimdendir o yüzü üstün bileyken bolsayız, onu ortak izleyenizde bile, siz bilen yürüptü. Ben bunda yaşımdan diye hayal keledim. İtibar kılayım da, cüde köpçülüğünden o yaşlı böyleyiz. İtibar kılayım da, cüde köpçülüğünden bunda oyla, bundan göre ben yaşlı adamım diye böyleyiz. Madem şu oy bırakken, o şu adam kibirliği böyle. Közü çüşken ki adamın, Müslümanını, bu benden yaşlı diye bölüşsüz gerek. Doğru, hatası buluşsun mümkün. Hatasını doğru koyuyorum. Başka cihattan benden yaşlı buluş gerek bu diye koyarsın. Şimdi kimdendir öz yüzü belen tütküsü geliyordu. O şu adamın hizmetini koyarsın. Kavuşunu doğrulup koyarız. Kimini yuberiz. Bir kere akıtap gelip hizmetini kılarız. Tayin ki kalbinizde o şey kibir kalmasın. Ben yani şunu diye muhalece kılıp, özünü istah kılıp şunu diye böyle. Bir yama adet ki adet dengensiz. O şu adet katiyi keseriz. Düşünürlüğü mü? Özünü istah kılıp şunu diye. Özünü azalarını istah kılıp böyle. Taşkı azaları ve içki kalbini istah kılıp böyle. Ben yani şunu bilen bent bulsayız, o zaman bloğu aşınmıyız biz aslında. Biz eğer özümüzü, ayıbımızı doğuk, tahlil kıladığım bulsak, bırak hakkında fikirleşke vaktimiz bu muydu? O zaman ıslahı yanınızdan ki, merhamet başkalarının ıslahı ötüşürüz mümkün. Allah o zaman siz bilen ıslahı kıladı başkalarına. Ayetlerdi ki, dediler, kefe kâne yukalu, kefe bil mar'i ayben, en yestebine lehu minen nâsi mâ yeğfâ aleyhi min nefsi. اَوْ يَمْقُتَ النَّاسَ ف۪ي مَا يَأْت۪ي مِثْلَهُ اَوْ يُؤْذِيَ جَل۪يسَهُ اَوْ يَقُولَ ف۪ي النَّاسِ مَا لَا يَعْنِ Bu yada bir neşte adet ve işlerine ettiler. Adamge ayıp sıfatı kifaya kıladı. Bana uzayın ayıbini torladı yaptı mı? Kanık ayıplar buluşu mümkün. Diyen soru öyle yaptı da. Kişini ayıplı buluşuge, ayıpdar buluşuge, hatakar sanalışuge, kuyudaki nesnelerden bir tasbih olsaydım kifaya kılardı. Onlar ne mi?
o'zida sodir bo'lganda o'ziga ko'rinmaydigan bir ayb boshqalarda uning ko'ziga ko'rinish. Masalan, siz baqirasiz. Birov baqirsa, baqirma deysiz. O'zidan baqirasiz. Birovni baqirgani sizga yoqmaydi, lekin siz baqiraverasiz. O'zingizdagi ayb o'sha siz birovga qilayotgan muomalani birov sizga qilsa ko'tara olmaysiz. Lekin birov sizga qilsa ayb bo'lib ko'rinadi, ammo o'zingizdan shu narsa sodir bo'layotgani siz o'ziga ayb hisoblanmaydi. Svetoforda turibsiz. Qizilda turibsiz. Sariq yondi, yashil yondi. Biroz chalib qoldi miyangiz. Biroz cho'zilib qoldingiz. Sariq yongan paytda o'zingiz ko'rishni urib yurishingiz kerak edi. Siz yashil yonishini, yashil ham yam yashil bo'lishini kutdingiz. Bir soniya o'tdi masalan. 2 soniya o'tdi. Orqangizdagi signal chaqiradi. Bo'l tezroq deb. Siz ke halinga qaqashasan. Bir soniyadan keyin borasan-da u bu deb so'kinib ketasiz keyin. Ochiq iz bilan bo'lsangiz gazni undan keyin. Orqadagi sizga signal bergani uchun, ovoz bergani uchun. Keyin bir kun siz shashib ketayotgan bo'lasiz birga. Oldingizda svetoforda to'xtab turibdi bir odam. Haligi xayol surib qoladi. Sariqda yurmadi. Siz signal chaqirishni boshlaysiz keyin haligi. Izma deysiz haliginga qarab. Anqov deysiz haligi. To'g'rimi? Bir kun oldin o'sha ayb o'zi qilgan paytingizda sizni so'kkanini siz so'kkaningiz. Soshtirganda siz yomonlaganingiz. Endi o'zingizga bilinmaydi. Yo'lda ketyapsiz. Taksisiz, xudo ko'rsatmasin. Yo'lda odamni ko'rib qoldingiz, har doim. Birdan burasiz. Parvotga ham qaramasdan. Yoki parvotni yaqasiz u burasiz. Chiroqni yaqasiz u burasiz. Yo'q, bursangiz, orqangizdagi signal chaqsa, "A" deb unga keyin achiq qilasiz. Baqirma deysiz. O'ynayapmanmi men deysiz. Keyin to'xtaysiz. Hali odam chiqsa chiqmasa ketdi. Keyin bir kun siz kelasiz, bitta odam o'ngdan chapga yoki chapdan o'nga birdan avoradi. Chiroqni yoqadi-yu, burib tashlaydi uni. Shunaqanga axtarasizki. Ko'rdingizmi? Undagi ayb ko'rinadi sizga. O'sha ayb siz o'ziga ko'rinmaydi. Mana shu holat kimda topilsa, o'sha odamga shu sifati ayb sifatida kifoya qiladi. Meni nima aybim bor desa, o'ziga bitta qarasinda oynaga. Shunday topadi o'zini. Ertalab birov uyg'otsa, g'ashsiz keladi. Uyg'otma deb achqiz keladi. Namozga uyg'otsa ham, o'qishga uyg'otsa ham. Lekin sherigingizni uyg'otsangiz, g'ash kelsa, siz achqiz keladi. Siz ham g'ash kelgan bo'ladi kecha o'zi uyg'otgan paytida. Bu kuzatinglarda. Vallohu alam 90% hayotimiz shunaqa bo'ladi. Inson o'zidagi aybni ko'rmaydi. Chunki oshiq ma'shuqni aybini ko'rmaydi. Inson o'ziga oshiq bo'ladi. O'zini yaxshi ko'radi. Biroq birovni sevib qolsa, aybini ko'rmaydi. Mana shunga uylanaman deb turib oladi. Uni mana aybi bor. Bunaqa aybi bor desa, yo'q, shunga uylanaman deydi. Aybini ko'rmaydi. Yo'q, sizlar bilmaysizlar, men bilaman, u bunaqa emas. Shunga uylanaman deydi. Yoki birovga ko'ngil qo'ygan qiz ham albatta shunga tegaman, tegmasam o'ylanman deydi. Uni palon-palon qiliqlari bor. Yomon desangiz, unamaydi, ko'rmaydi o'sha ayblar. Oshiq mashquni aybini ko'rmaydi. Xuddi shunaqangi inson o'ziga o'zi oshiq bo'lgani uchun o'zini aybi ko'rinmaydi. Shuncha murabbiyga murojaat qilib, ta'sir mani bir tarbiya qiling deb topshirish kerak bo'ladi o'zi. Ya'niki o'zini o'zi tahlil qilish kerak xolis. O'zingizni o'zingizga dushman qo'yishingiz kerak, soqchi qo'yishingiz kerak. Keyin o'zingizni isloq qila olasiz. Ammo o'zingizga qarab aynan o'zimdan deydigan bo'lsangiz, to'g'rilanmaysiz. Tushundingizmi? Birinchi ayb shu, ikkinchisi او یم کوتان نسه فیما یاتی مثل هود تو شنگ خوش گن اوزو قلده دیگن اشنو برام قصه یمان کرد یا اینکی اوزونو هم مجلسیگه آزار بیرش بویم ایب سپتی کپای قلد برگر شکن آدم ایزگه چکشان ما یبسی نه آزار بیر یکن بولیس ایب سپتی کپای قلد شو من اینجاق من اوزو شنقا من انا قمنده من منا قمنده دیب اوزو اقلا مین سزده مشنچ ایب بار او کتارش کرده اوشون Dunyoni boricha qabul qil inson deydi-yu. Dunyoni odamlarni boricha qabul qilish kerak va isloq qilish kerak. Lekin hamma mendaqa bo'ladi desiz bo'lmaydi sizniki. Yoki faqat o'zimni tipimdaqa bo'lsin hamma desiz. O'shaning uchun kishi ozor berib qo'yadi o'zini ham majlisiga. Ham majlisi degani albatta yonma-yon o'tirgan emas. Masalan, siz shu axborot vositalarida yoki ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilayotgan kishingiz ham majlis bo'ladi. Qo'ng'iroq qilib gaplashayotgan kishingiz ham majlis bo'ladi. Tushundingizmi?
Ana şu ham meclisiga azar beriş ham ayıp sıfatı kifaya kılır. Benim ne ayıbım var diyorsun? Buna özünü künüge karasın, yapıya karasın, yazganıya karasın. Eğer yazganları da bir oğa azar bulsa, ayıbı şu yeter. İnsanın ayıbından günahkar buluşu yeter. Yayın ki, adamlar hakkı da özüge mana kasb kılmaydıgan nerseni yapırış. Adamlar hakkı da, yapırayım ben adamlar hakkı da. Lekin ne bana yapırayım? O şenden sizge dünyayızge, ki ahiretizge payda olsun. Ma la yani, la yani, ma la yani deyip koyduğumuz ne? Ma la yani hi deyken, yani hi var, zamiri var. Özüge mana kasb, buraya mana kasb kılışı mümkün. Mesela, beni kimliğimi biliş, memele kuda buluyor ki adamge, ailemi biliş gerek bulur. Mesela Uluğbek'e gerek, memele kuda olmak için. Onge beni ailevi şeraitimi biliş gerek bulur. Tayin ki kuda buluş gerek. Lekin, ablazge gerekmez. Çünkü kuda olmak için mez. Beni ailevi hayatım hakkında kızıkış Uluğbek'e mana kasb kılır. Ama ablazge mana kasb kılmaydı. Beni ailevi hayatımı o'rganishga, ya'ni qaysi ma'noda nimaligini bilish uchun o'rganishga shug'ullansa Ulug'bek bema'ni ish qilayotgan bo'lmaydi, ma'noli ish qilayotgan bo'ladi, foydali ish. Ammo xuddi shu ma'lumotlar bilan ablaz shug'ullansa ma'nosiz ish qilayotgan bo'ladi. Ma'la ya'ni unga ma'no kasb qilmaydi. Dunyoda yo oxiratda foyda berishi, dunyoda yo oxiratda zararni daf qilishi deyiladi. Tushundingizmi? Ma'la ya'ni nima? Yani mana kasb qilish nima? Mana kasb qiladi degani dunyoda yo oxiratda foyda keltiradi. Dunyoda yo oxiratda zararni daf qiladi. Tushundingizmi? Mana desa u lug'aviy ma'noni tushunmang. Bu gaplarning ma'nosi bor-u deb. Yo'q. Sizga mana kasb qilish nima? Dunyoda yo oxiratda foyda bersin, sizni dunyo oxiratingizga. Yani sizi dünyaya ahiretinizden birer zararını def kısın. O şu gel, o şu söz. Ben sizge daima manali nerse bilen şugullanışın meyarı. Lagu beyhuda nerseden özünüzü tazeleşinizi meyarı şu. Kan yakalı beyhuda nerseden özüm tazeleyim ben. Özümge hemen nerse kızgarlığı tüyülü olur. Ben karayım ben. Şu işini kısam ya şu sözünü aitsem ya şu sözünü işsem ben dünyayımge payda var mı? Buna manfaat geledim mi? Pulum köpeğedim mi mesela? Yoyinki mesela sağlığımda paydası var mı? Yoyinki ahiretimde paydası var mı? Savab buladım, acil buladım. Yoyinki dünyamdan birer zararını defkıladım. Mesela menge keledigen maliyevi bir ziyanını defkıladım. Yoyinki delik sağlığımda payda kıladım. Misal değil mi? Yoyinki ahiretimde Allah'ın ikabından, azabından kutkaladım. O şu sözünü ayçişim ya ki şu sözünü işçişim. Bana şunu diye tahlil kılınladım. Şunda dünya ya ahiretinizde zarar keltirmesi, zarar keltiradigan narsani daf qilsa, foyda keltiradigan narsani sizga taqdim qilsa, ana u narsa sizga ma'no kasb qilgan narsa bo'ladi. Endi odamlar haqida bir so'z aytmoqchi bo'lsangiz, o'sha so'zingizdan ya dunyoyingizga foyda bo'lsin, ya ahiretingizga. Shunda siz to'g'ri tasarruf qilgan bo'lasiz. Agar shunday qilmasangiz, ayb sifatida bu ham kifoya qiladi. Nima aybim bor desiz, mesela şu odatingiz bo'lsa, yeterli aybiz bor degani bo'ladi. Tushunarlimi? Demek kişiye ayb sifatida boshqada ko'rgan aybini o'zida ko'rmasligi, o'zi qilgan narsani birov qilsa yomon ko'rishi, yoki ham majlislariga azor berish, ham nafaslariga, ham suhbatlariga azor berish, yoyinki odamlar haqida o'ziga ma'no kasb qilmaydigan narsalarni gapirib o'tirishi ayb sifatida insonga kifoya qiladi, gunoh sifatida kifoya qiladi. Odam o'zini isloq qilish uchun har qancha harakat qilib, har qancha mehnat qilsa arziydi taqsirlar. Inson shunday qilib kamolga yetadi. Abdulloh ibn Vahb aytadilarki, Imom Malikning shogirdlari, Imom Malikning shogirdlari, Imom Saudiyning shogirdi. Katta faqih, muhaddis, zohid, obid kishi bo'lganlar. Men o'zimga o'zim agar birovni g'ibat qilib qo'ysam, bir kun roza tutaman deb nazr qo'ydim. O'zimga o'zim shunda shart qo'ydim. Agar biror kishini g'ibat qilib qo'ysam, bir kun roza tutaman. G'ibat qilib qo'yaveraman, roza tutaveraman. Roza oson bo'lib qoldi menga. Roza oson tuyuldi. Keyin agar shunaqa biror g'ibat qilib qo'ysam, sadaqa qilaman deb o'zimga o'zim ont ichib qo'ydim.
Ab pul sarıplaş ağır geldi. Keyin toxtadim degan. Demek özümüz yomon odatimiz bo'lsa qanday bartaraf qilamiz? Jazo qo'llab o'zimizga o'zimiz. Masalan, bir juna qo'ying, yoki 1 dollar qo'ying. Joni sal achishadigan bo'lsin. 100 juna qo'ying masalan. Pulingiz ko'p bo'lsa 100 dollar qo'ying. Aybdan tezroq to'xtaysiz. Nima xatoimiz bo'lsa, o'zimiz shunday isloh qilishimiz kerak. Kimki islohni xohlasa shunday qiladi. Keyin aytadilarki, yangi jumlada "Vastamil lillahi aqlak bi tarki tadbir va sta'in billahi ala sarfil maqadir." Alloh uchun aqlingni ishlat, tadbirni tark qilish bilan. Bu nima degani? Davomida aytadilarki, "Vastain billahi", ya'ni taqdirlarni burib yuborish uchun Allohdan yordam so'ra. Tadbirni tark qilish bilan Alloh uchun aqlingni ishlat. Taqdirlarni burib o'zgartirishga Allohdan yordam so'ra. Bu nima demoqchi bu gap bilan u kishi? Aqlingni ishlat degani sen yaxshi o'ylab qaraydigan bo'lsang, aqlingni ishlatsang, Alloh uchun ishlatsang. Ya'ni Allohni ma'rifati bilan ishlatsang. La havla va la quvvata illa billahga yetib kelasan. Allohdan boshqa hech kimda quvvat, hech kimda bir o'zgartirishga imkon yo'q. Hech kimda bir quvvat yo'q. Hamma quvvat, hamma imkon Alloh taolo tomonidan ta'minot qilib beriladi bandalarga. Bandani ko'rganingiz uchun bandani o'ziniki deb o'ylaysiz, o'ziniki bo'lmaydi. Masalan, o'zingizning quvvatingiz o'ziniki deb o'ylaysizmi? Masalan, ko'zingizning quvvat o'ziniki bo'lsa o'zgarmaslik kerak. O'zgarib qoladi-yu. Pasayishi mumkin, to'g'rimi? Ba'zi inson ko'rolmay qoladi. Tanangizdagi quvvat o'zingiznikimi? Kasal bo'lsangiz, yengolmay qolyapsiz-ku, dori ichyapsiz. Demak, quvvat bandan o'ziniki emas. Sizniki bo'lmasa kimnikidir bo'lish kerak-ku. O'sha Allohdan bo'ldi. Faqat Alloh taolo doimiy tadbir qilib, doimiy ta'min qilib turgani uchun, ta'minotni berib turgani uchun kishiga o'zidan deb o'ylaydi. Hamma narsa. Dunyodagi boshqa quvvatlar ham hammasi ortida Alloh subhanahu va taoloning qudrati turgan bo'ladi. Mana shuni agar aqlingni ishlatsang, Alloh uchun topasan. Shunday topsang, tadbirni tark qilasan. Tadbirni tark qilasan degani nima degani? Umuman sababni ushlamay qo'yasan, yotib olasan degani emas. Tadbirni qalbingdan tark qilasan. Ya'ni masalan, tirishlik uchun kasb qilasiz. Rizqni Alloh beradi deb bilasiz. Kasbni sabab deb ko'rasiz, ammo kasb albatta menga rizq keltiradi demaysiz. Qur'onni bir betini olib yodlaysiz. Takrorlash yodlatadi. Takrorladimmi albatta yodlanadi deb aytmaysiz. Alloh quvvat beradi yodlanadi deb bilasiz. Takror sabab xolos. Xohlasa bitta da yodlatib qo'yish mumkin, xohlasa 500 ta ham kirmaydi. O'zingiz sinab ko'ring. Bir kun unda, bir kun bunda bo'lasiz. Bir kun 39 zo'rib qoladi. Bir kun 390 ham zo'rlamaydi. Qudrat o'zingiz emas, o'zingizniki emasini belgisi shu. Qudrat o'zingizniki bo'lganda bir xil turardi. Shunday ekan, qalbingda tadbirga tayanishni tasha. Aqlingni ishlat. Aqlingni yaxshi ishlatsang, tadbirni qalbingdan chiqarasan. Sababni keltirasan. Ammo qalbingda sababni o'ziga emas, Alloh taologa tayanasan. Va mana shuni tavakkul deyiladi. Tavakkul nima? Tavakkul sababni keltirmaslik emas, balki sababga tayanmaslik. Shuning uchun bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, men tuyamni boylab turib, keyin tavakkul qilaymi yoki qo'yib yuborib tavakkul qilaveraymi ketib qolmasligi uchun?" Boylab keyin tavakkul qil dedilar. Boylagin, lekin boylab qo'ygansiz. Lekin ip ushab qoladi albatta deb qaramaysiz. Ip ushab turadi Allohning izni bilan. Bu Alloh taolo bu qoidani ko'rsatish uchun bizga tez-tez sabablarni amaldan qoldirib qo'yadi. Bitta dorini siz ichasiz, yaxshi bo'lib ketasiz, men ichaman, battar bo'laman. Holbuki kerak bo'lsa mizojim bir xil bo'ladi siz bilan. Ana shu sabablarni Alloh taolo o'zi yaratishi va ortidagi natijani ham o'zi yaratishiga dalil. Shunday ekan, sababni Alloh taoloning sabab qonuniyatiga bo'ysunish nuqtai nazaridan bajarasiz. Ammo natijani Allohni o'zidan ko'rasiz. Bu narsani o'zidan emas, moddani o'zidan emas, harakatni o'zidan emas. Shunga aqlingni ishlat deyaptilar. Buni tavakkul deyiladi. Endi
Vestain billahi ala sarfil meqadir degani takdirlerini o'zgartirishga Allah'dan yardım soru. Bu ne degani? Allah Teala bitkenden başka narsa olmaydı. Lekin qadarni o'zgartirsa dua o'zgartiradi deganlar. Shuning Alloh taolaga bandi iltijo qiladi. Alloh taolo xohlasa o'zgartiradi. Bu yerdagi taqdirdan murod taqdirda Alloh taolaning azali ilmidagi taqdir bor, u o'zgarmaydi. Ammo yozib qo'ygani bor. U o'zgaradi. Farishtalarning qo'llarida bo'ladi, u o'zgaradi. Yamhullohu ma yasha'u va yuthbit xohlaganini o'chirib, xohlaganini qoldiradi degani shu. Mesela bazı insanın bazı takdirleri muallak bo'ladi. Mesela bu adam onasiga yaxshilik qilsa umri uzun bo'ladi. Bu adam falan joyga bormasa deylik falan narsa bu avariya bo'lmaydi mesela. Bu kişi falan ishni qilsa falan narsa beriladi bunga. Degan nimagadir bog'liqlik bo'ladi. O'sha narsalar o'zgarishi mumkin. Shuningdek Alloh taolodan banda so'rasa astodil Alloh taolo masalan bir kishini peshonasiga bir narsani bitgan bo'lsa o'zgartirishi mumkin. Shuning uchun bedil aytadilar-ki naqshi ma'kusi nigin as-sajda megarda durust sarnavishti voj gunro rost mesozat namoz. Mana uzukda bo'lgan ilgari muhrlar. Bizda pechat deydim hozir muhr bor-ku. Muhr uzukda bo'lgan. Nigin deb uzukdadir. Podshohlar uzukka o'zini imzosini qo'ygan, keyin o'shani muhr qilib bosgan. Bundoq qarasiz, hozirgi shu muhrlarni yozuvga qarasiz, teskari yozilgan bo'ladi. Ambulansga o'xshagan. Tez yordamga ambulans teskari yozib qo'yadi-yu, nimaga teskari yozadi? Oldidagi odam oynadan ko'rib, bakavoydan orqani to'g'ri o'qisin uchun. Oynada to'g'ri aks etsin uchun, tongki yo'lni ochsin. O'shuning uchun teskari yoziladi ambulans. Muhram teskari yoziladi. Toyinki uni siz qog'ozga urgan paytingizda to'g'ri xat chiqsin uchun. Teskari turgan bo'ladi yozuv bitik. Qog'ozga urilgan paytda rost xatga to'g'ri xatga aylanib qoladi. Aytadilar-ki, uzuk uzukni teskari yozuvi yerga boshini qo'yib sajda qiluvdi, o'nglanib qoldi. Sen ham peshonangdagi yozuvlarni o'nglansin desang boshingni yerga qo'yib sajda qil dedi. Namoz insonni taqdiridagi yomonlikni o'zgartiradi yaxshilikka. Deb misol qiladilar. Bedir. Vastain billahi ala sarfil maqodir degani shu. Hazrat Ali aytgan ekanlarki, "Ya ibn Adam, la tafrah bil ghina va la taqnat bil faqr va la tahzan bil bala." ولا تفرح بالرخاء فإن الذهب يجرب بالنار وإن العبد الصالح يجرب بالبلاء وإنك لا تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي ولن تبلغ ما تؤمل إلا بالصبر على ما تكره هذا تعالي أتركن لك إي آدم بولس بايليك بلان قوانب كتنا يوشع ابن النون موسى عليه السلام نائب لره Qorunga shu gapni aytganlar. La tafrah innalloha la yuhibbul farihin. Qorun katta boy bo'lgan. Banu Isroildan bo'lgan, Musa alayhisalom davrida o'ta katta boy bo'lgan. Xazinalarda tillalar, turli boyliklar bo'lgan. Qimmatbaho toshlar va hokazolar. Xazinalarini eshiklarini kalitlari agar bir zambilga solinsa 9 ta 10 ta zabardast baquvvat odam ko'tarishga qiynalgan. Kalitini. Ichkaridan hisobi yo'q. O'shanga Yusha ibn Nun la tafrah qasas surasida keladi. Quvonib xovliqib ketma. Alloh bunaqangi quvonib xovliqadiganlarni yoqtirmaydi. Boylik bilan quvonma demoqchi. Alloh bilan quvonaver, Allohning fazli bilan. Fa bizalika falyafrahu. Qul bi fadlillahi va bizalika falyafrahu. Allohning fazli bilan xursand bo'lsin, quvonsinlar. Ammo bu kishi qaytar ekan boyligim bilan quvonma. Shuncha aytibdilarki, boylik kelsa quvonma. Yo'qlikka yo'qlikdan noumidlikka tushma. Kambag'al bo'lsang noumidlikka tushma. Ya'ni menga o'zi omadim chopmagan, men o'zi yaxshi bo'lmayman, menga xudo bitmagan deyishga o'tma. Shunday gumon qilsang Allohdan seni o'shunday qoldiradi. Baloga mahzun bo'lib g'amgin bo'lma, kenglikka quvonib ketma.
Çünkü dediler, tille otta sınırladı dediler. Mesela öyleyken tille var mı? Çırağılı, yağ tille tutup da, loğa karışken, temir maddesi hem aralışken, bir hınık, bir toprak koşuyan neresi oladı başıda. Toprağın arasında aralışken oladı. Haligini kim otge koyup, türlü masnamelerden ot kesip eritip, tillesini, taza tillesini yapıp çıkışan. Tilleni hem ahire eritip eritip, şu en taza şekliye, yukarı dereceye yapıp girişedi. Mislere, temirlere çıkıp getirdi. Kim? Probas belen bulan. Çünkü tepkiler ki, tille alav bulan, alav bulan, kızdırış bulan sinirle. İnsanın bu tuşuna kadar. Bir musibetke sarınladı, bir kenikke sarınladı. Ve nebluğukum bişşerri vel hayri fitne. Sizlerge yakşilikini yubarıp, yamallikini yubarıp sinirimiz. Bazı adam yakşiliydi, yakşı ötedi. Musibet kesi kötü olamaydı. Bazı adam musibette yakşı yüredi. Kenilik kesi kötü olamaydı. Kembeğalliydi yakşı adam olu bile. Bayilik gelip bir şükret gibi kalsa uzun uşan yakaladı, tutan yakaladı. Bazı adam bayilikte yakşı sakin yürüyordu. Kembeğalli kalsa müsterlikke istirapka düşüp kalladı. Yani şimdi bu megin, unutsa hem sınav. Bu ne demekçi o kişi? Dünyanın bayiliğini hem, kembeğalliğini hem, barliğini hem, yokluğini hem, belasını hem, kursançiliğini hem, musibetini hem, belar tersini itibar gelme. Hamesi otkinci. Buna sebep seni tasir kılmaz. Doğru tasir kılışı var. Lakin seni özgürtirmesin. Kalbiniz mahzun kılışı var. Hı? Biraz size dikkat kılışı var. Lakin o şey derslerden bilen bent bulmayın ki, mahzunluk bilen kop gitmeyin ki, çıkıp gitmeyin şu derslerden. İtibarsız kaldır bu derslerden. Çünkü bu dünyanın ne nimeti kursançılık ki arzıydı. Çünkü vaktinçe. Ne musibeti mahzunluk ki arzıydı. Çünkü vaktinçe. Dediler Hazreti Ali radıyallahu anh. Bu ne demek? Allah Teala'ya tapşır o zihni diyen. Ne verirse o şimdi razı bul. En yakşı yol şu. Cezaveye çıkanın bile münası özgürmeydi. Havlukkanın bile münası özgürmeydi. Günahke batkanın kaladı halas. Şunun ne dediler? Salih bende hem bela bilen sinirledi. Tille alav bilen sinirgeni kebi. Tazelengeni kebi. Kim bir de kaide etediler. Bunu yazı olasılar. Ve inneke la tenalu ma nurid illa bi tarki ma teştehi. Sen özün hohlagan narsenge erişalmaysan istegen narsalarını tarkımasın. Hohlagan narsenge erişalmaysan istegen narsalarını tark kılmasın. Yani sen istegen narsalarını tark kılmasın asla hohlagan narsenge erişalmaysan. وَلَنْ تَبْلُغَ مَا تُؤَمِّلْ اِلَّا بِالصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ Arzu kılgenler senge, yaman kılgenler senge sabır kılmasından erişalmıyorsun. Arzu kılgenler senge, yaman kılgenler senge sabır kılmasından erişalmıyorsun. Mesela sizge bir ayet ise ki, köşeye çıkın bana soğukta. Taşkarda tur vereyim, 5 saat desin. Durmayız. 5 minitem durmayız. Yakmaydı sizge oturuş. Soğuk. Ayağınızdan soğuk otu yaptı. Lekin şu yerde dükkanınız bozsa ki sağda kılıkken bozsa. Türes. Ayağınız tepi bozsa yem yer. Yerin tepi bozsa yem ayağınızda. Kollarınızı işgalen bozsa yem. Ağız bilen kolizi istin bozsa yem. Püdep. Türes 5 saat. Demek ki polis de yapsız. İstegen polisge erişiş için istemegen soğuğunu kötü erişke mecbursuz. Kul düşünün hangi? Bir kişi alim bulmakçı mı? İstemegen derslerine, nefsi istemegen derslerine sabır kılışka mecbur. Bulmasa bulmayın. Ben istememem de bunu, ben halememem de, ben halemem de kalmaz bu. Desiz, demek siz istegen derslerine girişemeyiz. Elbette kette yutuklar nümenidir evaziye kirli. Hiç kaçan havadan uzun uzun kemiydi. Hem mezak kılıp yaşayıp, hem mezak kılıp yiyip, mazza qilib uxlab oxiri ulug' odam bo'lmaydi hech kim. Olimlarning siyratini o'qisangiz, kechasi bilan ilm o'qirdi, muzokara qilardi, takror qilardi, ibodat qilardi, ha? Kunduzlar roza tutardi. Hamma olimni o'qisangiz, shu mashaqqat mehnatini o'qisiz. O'qiganmiz biror joyda, o'zlar shunaqangi bir mazza qilib uxlardilar. Har kuni 12 soatdan 8 soatdan Koldan kegen çeyip ilacı bağırsa uklayıp yaşayanlar. Neticede bana katta alım buldular.
kitaplardan bütün halk faydalanıyor diye işken misin? Bu gelmez. Bu muydu? Hemen ilimde şu. Hatta tabi ilimler diyeyim karim. Leonardo da Vinci bir günde 4 saat yakın okuluyor. Kuş uyku oluyor. Az gün okulup, az gün. Gözü ketip koyan okulup koyan yani durup yazıyor. Çiziyor resimler. Hadi ressam. Kette ressam bekin, tarihte koyan. O şey kette mehnetine erişken. Ulamalarımızın tarihini okusak milyon değil. İmam-ı Nevavi bir günde bir mahal avukat yiyip bir mahal su içkendiler. Avukattan vakitini tercih edildi. Ana şimdi kalıp erişildi ilimge kette neticeler. Köpçülük bir adamı köredi de ulu adam mı? Ya ki bir faziletli adam mı? Benim şuna kapatsam ne havas kıladı? Ya ki oğlum şuna kapatsa deydi. O siz onu yetilip turgen payetini görüyoruz. O şey yetilişinin arkasındaki mehnetini görüş gerek. Katta mehnet ağır meşakkatler bilen yetken buladı onu. Çünkü ki havas bilen yetip olmayıydı. Söyleyeyim. Çünkü baş kaydı. Haklagan nersenge, istegen nersengini terk kılmasından erişemeyse. Sizge bırak, ustaziniz mesela bunda kıldı yaptı mı? Haklama yapsın mı? Kılın. Tayin ki, haklamagan nersenizi yem kıksız, kim o ayetekken, o ziniz istegen, ustaziniz közdegen nersenge erişeceğiz. Ustaziniz sizden alım olasız kütüyken buladı mesela. Yani ki, seherde durup, taharat kılıp, bamdatka çıkışını hal edin mi nefsiz? Yok. Mazza qilib issiq ko'rpada yotgisi keladi. Lekin jannatni istaysizmi? Ha. Unga busiz erisha olmaysiz jannatga. Dunyoda mazza qilib yashab, kapsaponi urib, jannatda ham oliy martaba olaman deyotgan bo'lsangiz, ham chuchvarani ham sanabsiz. Allohning adolatiga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun o'zimizga qoida qo'yamiz. Bir narsa masalan, bugun ko'proq o'qish kerak. Ko'proq dars qilish kerak yoki domla dars berib ketdi, muzokara qilish kerak, takrorlash kerak, yodlash kerak masalan. Yo'inki bir yaxshi amalni qilish kerak yoki bir do'stimizga masalan deylik yordam qilish kerak masalan. Yoki birovga ta'lim berish kerak. Ha? Hammasida siz istamagan narsa bo'ladi tagida. O'shalarni istamagan narsalarni qilasiz, keyin istagan narsangizga erishasiz, xohlagan narsangizga erishasiz. Shuni qoida qilib olishimiz kerak. O'zingizga maqsad qo'ying. O'sha maqsad yo'lida nafsingiz istamagan narsalarni qila oling. Borib-borib nafs ko'nadi. O'shuni o'zi istaydigan bo'ladi. Boshida o'qish qiyin bo'ladi. Bir soat o'qisangiz, bir mil o'qiganga o'xshab ketasiz. Borib-borib odam chiniqadi, bir kunda 10 soat dars qilsam oddiy narsa bo'lib qoladi. Shuningdek, bir narsani egiz kelyapti, har bir egiz kelgan narsani yormaslik kerak. Shuning uchun bu shunday narsalar bor, siz istayotgan narsalar bor. Harom bo'lsa, makruh bo'lsa, albatta to'xtash kerak. Ammo muboh narsalarni ham tark qilib ko'rish kerak. Roza bizga shuni o'rgatadi. Halol ovqat, halol yemoq, halol ichmoqni bir muddat to'xtatamiz. Halol bo'lsa ham. Nimaga? Biz harom kelganda, makruh kelganda oson to'xtadigan, to'xtaydigan tabiatni hosil qilish uchun. Shuningdek, bu o'zingizdagi narsaga erishish uchun İstemeyen nesnelerinizi kuneyken peytizden o şey. Mubah bozsa hem tak kılın. Günah mesul deyip kılın. Telefon oyna kız kılın. Lekin ders kılın. Oynamayın telefonla. Dersini kılın. Tayin ki kuzdengen neticeye erişin. Eğer kişi istegen nesnesini kılın diyen bozsa hayvan buladı. Adam bu muydu, insan bu muydu? وَبْذُلْ جُهْدَكَ لِرِعَيَةِ مَقْبَفْتُولِ دَعَلَيْكَ Ayetler ki senga farz qilingan narsani rioyasini qilib bajarish uchun bor kuchingni sarfla. Varda bima aradakallohu leh. Va Alloh senga nima istagan bo'lsa, shunga rozi bo'l. Dedilar. Buguncha shu yerga yetib qo'yalamiz inshaalloh. Keyingi safar bu ma'nolarni davom ettiramiz inshaalloh. الله عزما فاعطيك رسن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين